Değerli Fenerbahçeliler, Efsane Çubuklu 1907 kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki artık transfer dönemi sona erdi. Bu transfer dönemine de Fenerbahçemiz damgasını vurdu. Ayrıca son gün yaptığı 3 transferle de bunu tamamen tescillemiş oldu. Biliyorsunuz ki bu 3 transferden ikisinin videosunu ben size yakın zamanda yapmıştım. Bunlar Perotti ve Kemal Ademi. Bu oyuncularla ilgili bütün aklınıza takılan soru işaretlerinin cevaplarını bu videolarda bulabilirsiniz. Yine transferin son gününde kadromuza katılan oyunculardan bir tanesi olan Dimitris Pelkas'ın da bütün özelliklerini, nasıl bir oyuncu olduğunu, artılarını, eksilerini bu videoda sizlere anlatacağım. Bu video sonuna kadar dinlerseniz bu oyuncu hakkındaki bütün aklınızdaki soru işaretlerine cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz. Ben Pelkas'ın öncelikle size nasıl bir oyuncu olduğunu, artılarından biraz bahsetmek istiyorum. Oyun içinde nasıl bir oyuncu? Pelkas bizim alışagelmiş 10 numaraların dışında bir 10 numara. Biliyorsunuz ki Yunan bir oyuncu, geldiği takımında da 10 numara pozisyonundaydı. Aynı zamanda geldiği takımında kaptanıydı. Dediğim gibi alışagelmiş 10 numaralardan farklı bir oyuncu. Şöyle bir geriye doğru gittiğimizde Alex olsun, Diego olsun, Julian olsun, bu oyuncular bizde 10 numara pozisyonda oynamış oyuncular son zamanlarda. Bu oyuncular daha çok ceza alanının ön bölgesinde oyun kuran, kritik pas atan, kilit pas atan, daha çok hücum anlamında kendini göstermeye çalışan oyunculardı arkadaşlar. Fakat Pelkas bunlardan farklı bir oyuncu. Nasıl farklı bir oyuncu? Topla çok hızlı olan, driplikli, topla driplingi çok yüksek olan, aynı zamanda çok seri ve çevik bir oyuncu. Yani diğer 10 numaralardan daha hareketli bir oyuncu bu konuda. Fakat bazı değişik özellikleri de var. Diğer 10 numaralara nazaran ceza alanının ön tarafını değil de daha çok topla driplik halindeyken rakip yarı alanda kanatlardan kaleye inmeyi seven bir oyuncu. Daha çok o bölgelerden tehlike yaratmaya çalışan bir oyuncu. Dediğim gibi hızlı ve seri olduğu için topu ileri taşımakta da bizim çok büyük eksikliklerimiz vardı. Şu geçen maçlarda gördük. Bunu ortadan kaldırabilecek bir oyuncu oyun içinde. Hızlı ve seri olduğu için aynı zamanda topla driplingi çok yüksek olduğu için topu ileri taşımada ani ataklarda bize çok faydalı olabilecek bir oyuncu. Yine şunu belirtmek istiyorum ki biliyorsunuz bizde bir stok vardı. Çok uzaklardan etkili şutları olan, jenerikli golleri olan bir oyuncuydu. O oyuncuyu aklınıza getirin. Pelkas'ın da ondan bu konuda farklı bir tarafı yok. Hatta daha da değişik, enteresan şutları var. Yakın ve orta mesafeden çok kaleye değişik ve zor şutlar atabiliyor. Bunlardan çok az bir kısmı çok anlamsız vuruşlar gibi bir sonuç doğurabiliyor. Fakat genelde büyük bir başarı oranı var bu konuda. Dediğim gibi bu sene çok Pelkas'tan jeneriklik goller izleyebilirsiniz. Yine bir artı özelliği Erol Bulut'un biliyorsunuz ki takımın oyun sisteminde en büyük özellik takım oyunu. Hem defansta hem ofansta takımın beraber hareket etmesini isteyen bir teknik direktör. İşte tam da bu noktada Pelkas bunu çok iyi uygulayan bir oyuncu. Takım oyununa yatkın bir oyuncu. O bakımdan bize çok faydası olacak. Takımın işleyişini ve sürekliliğini sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi olacak. Yine Pelkas'ın diğer bir özelliği arkadaşlar, bunu da size belirtmek istiyorum. Gol vuruşunu yapabilecek ya da pozisyon için daha müsait durumda olan bir oyuncuya pas atmaktan çekinmeyen bir oyuncu. Yani saha içinde egoist bir oyuncu değil. Dediğim gibi takım oyununa yatkın olduğu için, diğer takımın bütünlüğünü düşündüğü için diye bu pasları atmakta çok sıkıntı yaşamayan bir oyuncu. Daha iyi pozisyondaki arkadaşlarına pas vermekten hiç çekinmeyen bir oyuncu. Fakat burada tam da bazı eksikliklerine geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu pası tercihini yapıyor. Daha müsait durumdaki arkadaşına pası veriyor. Fakat bazen çok olmasa da zaman zaman bunu yapabiliyor. Pas tercihleri ve pas zamanlamasında hatalar yapabiliyor arkadaşlar. Bu zaman zaman göz önüne çıkıyor. Maç içinde bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda fizik olarak da biraz zayıf bir oyuncu. 1.75 boyunda. Boy olarak iyi bir oran ama fizik olarak biraz zayıf bir oyuncu Pelkas. Fakat bunu saha içinde çok fazla hissettirmiyor. Neden hissettirmiyor?
Zeki bir oyuncu arkadaşlar. O bakımdan ne zaman dinleneceğini, ne zaman sahneye çıkacağını iyi ayarlayabilen, gücünü ekonomik kullanabilen bir oyuncu saha içinde. Bu bakımdan fizik gücünün eksikliğini çok fazla hissettirmiyor. Yine zaman zaman ortaya çıkan bir özelliği var. Eksi anlamda bir özellik. Son vuruşlarda bazen çok becerikli olamayabilen bir oyuncu. Yani çok anlamsız bir vuruş yapabiliyor. Çok becerikli olamadığı zamanlar oluyor. Bunlar dediğim gibi eksi yönleri, bunlar nadiren ortaya çıkan durumlar. Genelde gol vuruşlarda olsun, uzaktan şutlarda olsun, pas isabet oranı da olsun yüksek oyuncu. Ama dediğim gibi bazen insanı şaşırtan davranışlar, paslar, tercihler yapabiliyor oyun içinde. Şimdi esas soruya gelelim arkadaşlar. Fenerbahçemiz için yeterli olabilecek bir oyuncu mu? Gerçekten bizim aradığımız bir 10 numara mı? Ben daha önce sizlere şunu belirtmiştim arkadaşlar. Bu oyun sisteminde ileride oynayan dörtlü çok önemli demiştim. Sola Perotti'yi bulduk. İleriye Samata'yı bulduk. Sağ tarafa da muhtemelen Valencia olacak. Valencia da zaten formunu tuttuğu zaman antrenmanlarla devam ettikçe bu formunu göreceksiniz. Hele yanında da böyle oyuncular oynadıkça, birbirlerini daha iyi tanıdıkça bütün oyuncuların performansı daha çok artacak. Benim bu konudaki düşüncem Pelkas Erol Bulut'un elinde farklı bir oyuncu kimliğine bürünecek. Nasıl Bakasetas'ta olduğu gibi o oyuncu da Türkiye'ye geldiğinde çok tanınmayan bir oyuncuydu. Ama Erol Bulut'un elinde çok farklı bir oyuncu kimliğine büründü. Ben Pelkas'ın da çok farklı bir oyuncu kimliğine bürüneceğini, Erol Bulut'un elinin bu oyuncuya değeceğini ve ondan sonra ona neler istediğini çok iyi anlatacağını, neler yapması gerektiğini çok iyi anlatacağını ve ondan sonra bu oyuncunun çok farklı bir kimliğe bürüneceğini düşünüyorum. Normal şartlarda benim istediğim 10 numara özelliğinde, 10 numara profilinde ve kalitesinde bir oyuncu değil bu arkadaşlar. Onu size belirteyim. Ben çünkü o bölgeye çok büyük önem veriyorum. O bölgedeki oyuncu bizi şampiyonluk yarışında tutabilecek oyuncu değil. Bir adım öne geçirebilecek bir oyuncu olması gerektiğini söylemiştim. Palkas bizi daha çok şampiyonluk yarışında tutacak, takıma faydalı olabilecek bir oyuncu. Fakat dediğim gibi Erol Bulut'un elinde oyunun sisteminde farklı bir kimliğe bürüneceğini düşünüyorum ben Palkas'ın. Ve bize çok 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 faydası olacağını düşünüyorum. Hatta gösterdiği performansla herkesi şaşırtacağını düşünüyorum. Bu da Erol Hoca ve oyun sisteminden ve takımın oyun sisteminden kaynaklanacak bir şey. Bunu ileriki zamanlarda göreceksiniz. Benim Pelkas hakkında anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Efsane Çubukluğu 1907 kanalına abone olursanız çok memnun kalırım. Bu kanalın bizim kanalımız. Bu kanalda Fenerbahçe yorumları yapılıyor. Tabii ki farklı fikirleri olan, farklı yorumları olan bütün taraftarların fikirlerine çok saygılıyız. Öncelikle arkadaşlar sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.